Merhaba, ben Tunç Yatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Türkiye'de piyasalar yangın yeri, dışarıda da sabah yangın yeriydi. Şimdi biraz dışarısı toparladı ama bizim taraf daha kötü. Hepsinin üstünden geçeceğiz. Öncelikle bir duyuru. Artık klasik hale geldi bu. Salı akşamları bildiğiniz gibi. Eğitime katılan arkadaşlarla Zoom toplantımız var. Herkese e-posta gönderildi. Ama gene de bazılarına gitmiyor. Onlar için başka bir kaynaktan bir daha e-posta gönderiyoruz. Gene de gitmeyen varsa info@kanalfinans.com'a size daha önceden gelmiş olan eğitimle ilgili bir e-postaya cevap vererek yazarsanız size de davetiye göndeririz. Vakitlice yazın ki yarın akşamki toplantıya katılabilin. Toplantılar yoğun geçiyor. Artık 200'ün üstünde katılımcı oluyor. Şimdi bunları da söyledikten sonra önce iç piyasayla başlayalım. Borsa İstanbul'da bugün devre keserek kapattık. 3199'da kapandı. Bankacılık endeksi dipte. Ne oldu? Şimdi bir kere zaten sata dönmüştü sistemimiz dedik, değil mi? Satışlara bundan sonra satışların devamını bekliyoruz. Sadece belirli yerlerde destek bulabilir diyoruz. Yani sata döndükten sonra sistem bir kere artık şuralarda destek olur. Buradan belki döner ama şu seviye geçilmeden de ala dönmüyor diyoruz. Artık sistemi umarım anladınız. Uzun vadeli yatırımcı için de endişe edecek bir durum yok diyoruz. Çünkü temel sebepleri saydık. Borsa neden burada önemli bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hafta yükseldikten sonra 9. haftada kırmızı düşüyor. Şimdi 2. haftadayız. Ve de şöyle yani şu 5 Temmuz'daki yükselişin %38'ini geri vermiş durumda. 3197 burası. 3199'da kapattı. %38'ini geri vermiş durumda. Güçlü trendlerde buralardan yukarıya dönmesi beklenir. Ama yani olmayabilir. Olmasının garantisi yok. Şöyle süper trendden baktığımızda da işte bundan önceki şu 3395 seviyesi, Fibonacci seviyesi burada öne çıkıyor. Bu seviye geçildiği zaman görmüş olduğunuz gibi süper trendde ala dönmüş olacak. 3395 2 saatlikte. Günlükte ise bakın günlükte de tekrar sata döndüğü seviyenin üzerine çıkmış olacak. Hareketli ortalamanın ama hala da altında kalmış olacak bu durumda. Ama gene de biz 3395'in üstüne çıkarsa ala döndü deriz burada. Çünkü bir önceki sata döndüğü seviyenin üzerine çıkmış olacak. Ondan başka da söylenebilecek bir şey yok. Peki niye oldu bu dersek? O da şöyle. Burada İş Bankası haberi geldi. İş Bankası dedi ki biz bu Rusların MIR ödeme sistemini askıya aldık burada dediler. Yani tam olarak ne demişler bakalım. Kullanımını askıya almışlar. Ha, kullanımını askıya almışlar. Kim kullanıyor bu MIR ödeme sistemini? Bir kere Halkbank, Ziraat, Vakıfbank var. Bir de Denizbank var. Bir de İş Bankası var. Şimdi İş Bankası askıya almış kullanımını. Bunun neresi kötü? Bunun şurası kötü. Aslında iyi haber. Çünkü İş Bankası askıya alarak kendini bir yerde belki garantiye almış oldu. Çünkü Amerikan hazinesi burada diyordu ki bunların yayılmasına yardımcı olanlara yaptırım uygulayacağız. Bu durumda İş Bankası'na bir şey olmayacak, değil mi? Yani yayılmasına yardımcı olmuyor adam aslında. İyi bir şey yapıyor. Avrupa Birliği'nden de baskı geleceğine dair Türkiye'ye haberler vardı Financial Times'da. Biz pek umursamıyorduk bunları, ne alacak falan gibi. Ve bu yaptırım olabileceği endişesiyle demek ki banka böyle bir karar aldı. Demek ki yaptırımlar geliyor Türkiye'ye diye bir satışlar geldi. Normalde yani banka kendini böyle garantiye alıyorsa bunun pozitif algılanması gerekiyor. Ama yaptırımlar gelebilir endişesiyle zaten piyasa negatifteyken daha da satışlar artmış oldu. Dalga dalga yayıldı. Çünkü Türkiye'ye yaptırım gelebiliyor. Türkiye'ye yaptırım gelmesin diye hemen bugün acil bir karar alınıp işte Ziraat, Halk, Vakıf burada MIR sisteminin dışına çıkıp işte belki BDDK'da kalkıp işte Deniz Banka siz de çıkın falan diye bir
telkinde bulunması normal şartlarda beklenir ama bizde beklenmez. Neden? Çünkü böyle bir kriz olursa ve bu da yurt dışı kaynaklı olursa zaten dış güçler argümanı devreye girer o zaman. İşte dolar da belki bir miktar çıkarsa böyle bir durumda ne yapalım? Bize yaptırım yaptılar, biz o yüzden, yoksa Türkiye günlük güneşlikti gibi bir argüman hazırdır bir kenarda. Öyle olduğu için de bu yaptırımın eğer bir geleceği varsa gelir yani beklentisiyle piyasa satışa geçti. Kötü bir şey tabii ki yani böyle bir şey olması. Umarım böyle olmaz. Diğer bankalar da kendilerinden çıkarlar ve bu defter kapanır ve burada belki bir Avrupa Birliği ve Amerika yaptırımları varken biraz daha böyle Rusya konusunda temkinli davranılabilir yani diye düşünüyorum ama olur olmaz artık o onların bileceği şey. Yani dolayısıyla Borsa İstanbul bu kadar. Yani zaten sata döndü dedik. Uzun vadeli yatırımcı için de bir endişe yok dedik. Kısa vadeli için de sata döndü demiştik. Bu şekilde yani. Bir de faiz indirimi bekliyoruz. Öyle ya, Fed'den faiz artışı bekliyoruz. Çarşamba günü, Perşembe günü de bizden faiz indirimi bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü biz yanlışta inat etmekte üstümüze yok. O yüzden faiz indirimi bekliyoruz. Dolar TL artar mı? Evet, bir miktar artabilir. Ama asıl rezervler tükendiği zaman yahut işte yaptırımlar nedeniyle biraz daha böyle iş sıkıntıya düştüğü zaman asıl artar. O da tabii sıkıntılı bir süreç. Burada ben bugün başka bir şey anlatmak istiyorum size iç piyasayla ilgili olarak. Kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim faizleri indirmemizi yanlış buluyoruz değil mi? Ama Amerika'nın da bu kadar faiz arttırmada agresif olmasını da yanlış buluyoruz. O zaman bu işlerden fazla anlamayan, yarım bilenler şöyle diyorlar. Burada bir çelişki yok mu yani? Amerika faiz arttırmasın, çok agresif oluyor diyorsunuz. Halbuki burada faiz indiren adama da laf ediyorsunuz. Şimdi bir kere biz Amerika değiliz. Öyle söyleyeyim. Amerika faizi arttırarak talep enflasyonunu aşağı çekebilir. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Arz tarafındaki yani petrol fiyatının artmasıyla ilgili, emtia fiyatının artmasıyla ilgili enflasyonu aşağı çekemez. Ama Türkiye faizi arttırdığı zaman arz enflasyonunu da aşağı çekebilir. Neden? Eğer bu bir işçilik tipi bir arz enflasyonu, yani insanların maaşlarına çok zam yapılıyorsa, enflasyon çok üzerinde insanlar maaşına zam alabiliyorlarsa buna bir şey yapamazsınız ki zaten öyle bir şey söz konusu değil, değil mi? Ama bu emtia kaynaklıysa, yani sizin ithal ettiğiniz petrol veya işte dışarıdan gelen diğer demirdir, kömürdür vesaire ithal ettiğiniz emtia kaynaklıysa, ithal malı kaynaklıysa hatta diyelim, paranız değerleneceği için, paranız değerlenince de bunların fiyatı düşeceği için faiz artırarak arz enflasyonunun da yurt dışı kaynaklı olanının önüne geçmek mümkündür Türkiye'de. O yüzden Amerika ile Türkiye'yi birbirine karıştırmayın. Bizde de en ateşli faiz indirimini savunanlar bile şunu diyorlar. Ya faiz indiriminin yanlış bir tarafı yok. Çok güzel, üretimi de artıracak bir şey. Enflasyona da öyle bir etkisi yok. Kur artışının asıl etkisi var. İşte kur artışı çok kötü. Faizi indirdiğiniz zaman aslında kur çok artıyor. Çünkü faizi indirdiniz, enflasyon var. Bu sefer insanlar elindeki para erimesin diye ne yapıyor? Döviz talep ediyor. O zaman da döviz kuru artıyor. İnsanlar döviz talep etmesin. Ver bir alternatif yatırım aracı. Konut alsınlar. Konut alınca zaten enflasyon çıkıyor. Talep enflasyonu yaratıyorsunuz. Herkes de alamıyor. Herkesin bir kenarda, ya benim bir kenarda bir para vardı, hazır enflasyon da artacakmış, gideyim şuradan iki tane daire alayım diyecek bir para yok. O yüzden, ama zengin bir insanın elinde vardır böyle bir para. O yüzden enflasyon arttığı zaman zenginler daha zengin oluyor, fakirler daha fakir oluyor gibi bir şey söylenir. İşte böyle elinde imkan var adam, sizde yok. Siz ne yapıyorsunuz? Dolar alacaksınız. Başka da diğer böyle borsa falan herkese göre değil. O yüzden bu ikisi farklı şeyler. Şimdi burada peki bu insanlar bunu bilmiyorlar da mı bu faizi indiriyorlar diye soru geliyor. Şimdi orada
gelin size ben cevap vermeyeyim, Merkez Bankası cevap versin. İşte Şahap Kavcıoğlu geliyor, onu geçiyoruz. Onunla işimiz yok. Bakın burada güzel bir şey var. Herkes için ekonomi. Kim yaptıysa çok güzel yapmış. Böyle bir Merkez Bankası'nın bir alt sitesi var. Herkes için ekonomi. Buradaki şeyler çok bilmiyorsanız gelin öğrenin. Çok faydalı yani. İşte enflasyon ve fiyat istikrarı diyor. Ne demek fiyat istikrarı? Bakın onu demin TCMB sayfasından göstereyim. Bak burada ne diyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Biraz yaklaştıralım. Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu yani bir devlet kurumu, hükümete bağlı bir şey demek değil. Cumhuriyeti olurdu o zaman. Türkiye Cumhuriyet bu. Bu bir. İkincisi, Merkez Bankası'nın temel amacı ne diyor? Fiyat istikrarını sağlamaktır. Tepeye yazmışlar bunu. Altında da Şahap Kavcıoğlu. Tamam mı? Fiyat istikrarını sağlamaktır. Şimdi herkes için ekonomiye bakıyoruz. Neymiş bu enflasyon ve fiyat istikrarı? Şimdi burada yüksek enflasyon neden istemeyiz var. Buna bakacağız. Ama enflasyonla nasıl mücadele edilir var. O daha güzel bir şey. Çünkü yüksek enflasyonu istemiyoruz. Enflasyona nasıl mücadele edeceğiz? Burada da bir video var. Bunu izlersiniz. Şimdi burada ben şunu demek istiyorum. Burada fiyat istikrarı denilen şey enflasyon. Yani onun olmasını istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Burada da uzun uzun anlatılmış. Dönüp buna bakacağız. Ama bakın Merkez Bankası enflasyonla nasıl mücadele edilir? Bununla ilgili bir çalışma yapmış. Ve ne demişler burada? Bu videoyu da oynatmayacağız. Şöyle başlıkları göstereceğiz size. Enflasyonla nasıl mücadele edilir? Burada talep enflasyonunu anlattı. Girdi maliyetlerin artması sonucu yaşanan enflasyon ise maliyet enflasyonu, yani arz tarafından. Bunu da mesela kur artışı nedeniyle ithal girdi fiyatlarının artması buna bir örnektir diyor. Özellikle de seçilmiş, güzel seçilmiş bir örnek. Ve şöyle diyor. Enflasyonla nasıl mücadele ederiz? Merkez Bankası enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygular. Bak demek ki enflasyonla mücadele etmek için sıkı para politikası uygulamak gerekiyormuş. Merkez Bankası diyor bunu. Ben demiyorum. Tamam mı? Neymiş sıkı para politikası? Faiz oranının yüksek olması anlamına gelirmiş. Bunu da Merkez Bankası diyor. Başka şeyler de diyor. Bunun sonucunda tüketim ve yatırım harcamaları azalır, tasarruflar artar. Yani tüketimin azalması ve yatırımın azalması gibi bir handikapı var. Tasarrufları da arttırıcı etkisi var. Böylece toplam talep azalır, yani daha az satış olur. Enflasyon beklentileri de düşer, o da güzel. Türk lirası değer kazanır ve ithal girdi fiyatları da düşerdir. Yani oh ne kadar güzel enflasyonla mücadele. Bunun kötü tarafı talebin azalması ve yatırımların azalması. Ondan da bahsedeceğiz. Enflasyonla mücadele için sıkı maliye politikaları da gereklidir. Sıkı maliye politikası ne demek? Yani öyle biz şuna can suyu olduk, buna canan suyu olduk, paraları dağıtalım, işte ona buna yardım edelim, işte popülist politikalar yürütmeyelim demek. Sıkı maliye politikası, vergilerin artırılması, kamu harcamalarının azaltılması veya her ikisinin birden uygulanmasıdır. Yani böyle KDV'den vazgeçtik, bundan bilmem ne yaptık gibi değil. Yani kamu harcamalarının da azaltılması gerekiyor. Enflasyon düşürülmesi için maliye ve para politikası birbiriyle uyumlu olmalı. İkisi de gerekiyor demiş. Tek başına bir tanesi yetmiyormuş. Uyumlu ekonomi politikaları enflasyonla mücadelede başarının zorunlu koşuldur. Yani Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da burada Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına destek olması gerekiyor. Olmuyorsa o zaman enflasyonla mücadelede başarılı olunamıyor. Peki niye tam tersi yapılıyor? Bu adamlar bilmiyorlar mı? İşte şu yüzden tam tersi yapılıyor. Bu talep azaldığı zaman, yatırım harcamaları da azaldığı zaman satışlar azalır. Yatırım azalırsa büyüme azalır. Büyüme azalırsa o zaman satışlar da azalırsa bu sefer çalışanların işine son verilebilir. Ya da yeni işe katılmak isteyen insanlar artık istihdam edilemeyebilir. Yani işsizlik artar ve hiçbir hükümette seçime giderken işsizliğin artmasını istemez. Öbür taraftaki durum daha mı iyi?
Yani enflasyonla mücadele etmediğiniz zaman yüksek enflasyon olması daha mı iyi? Bakın yüksek enflasyon olunca ne oluyormuş? Ona da bakalım. Neden istemiyoruz? Bunu da Merkez Bankası demiş. İşte gene talep enflasyonu, maliyet enflasyonu anlatılıyor. Paranın satın alma gücü azalıyormuş. Aynı miktar para ile zaman içerisinde daha az şey satın alabiliyormuşuz enflasyon yüksek olduğunda. Bunu biliyor Merkez Bankası, değil mi? Paramız olan güven de azalıyor. Yani değer biriktirme ve değişim aracı olma işlevi ortadan kalkıyor. Bu ne demek? Yani paranız TL'de, faizde veya GES gibi böyle akıllara ziyan bir üründe kalması durumunda zaten enflasyon karşısında eriyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki ben dolar alayım yahut altın alayım yahut gümüş alayım. Bir şekilde paramın yerine para yerine geçebilecek başka bir şey alayım diyorsunuz. Paranın değer biriktirme özelliği ortadan kalkıyor. Değişim aracı olma özelliği o da şöyle. Eğer yasalarla serbest piyasaya engel olmasanız insanlar kira kontratı yaparken dolar üzerinden vermek ister. Der ki ev sahibi ben bu konutu sana 300 dolardan veriyorum. 300 dolarlık karşılığı sana verdim. 300 dolar üzerinden de arttırmıyorum. Bir zam yapmayacağım. Gene seneye de 300 dolar. Tabii buna izin verilmiyor. Çünkü o zaman direkt dolardaki artış kiralara da yansıyor. Bakın başka ne oluyor? Belirsizlik oluşuyormuş. Üreticiler fiyatları belirlemekte, tüketiciler ise fiyat değişimlerini takip etmekte zorlanıyor. Bunlar zaten yaşandı. Ama en kötüsü bu arkadaşlar. Bizi de bu ilgilendiriyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Yüksek enflasyon zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Yani gelir dağılımının düzelmesi için, alım gücünüzün tekrar eski haline gelebilmesi için önce yüksek enflasyonun düşmesi gerekiyor. Ama bu şartlarda düşmesi mümkün değil. Neden? Demin söylediğim gibi hükümet böyle bir şey istemiyor. İşte şimdi anlaşıldı mı buradaki problem nedir? Buradaki problem Merkez Bankası bağımsızlığı ve özerkliği. Merkez Bankası başkanı bağımsız olabilse, yani o bir anayasal yetkisini kullanarak Cumhurbaşkanı tarafından keyfi bir şekilde görevden alınmayacağını bilse, o zaman sıkı para politikası uygulayabilir. Ve insanların, zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir yapılmasına engel olabilir. Gelir dağılımının daha fazla bozulmaması için bir takım adımlar atabilir. Ama öyle değil. İşte bu adımları atmaya çalışınca Naci Ağbal görevden alındı. Naci Ağbal değil, başka birisi de olabilirdi. İsime takılmayın. Yani doğru bir iş yapmak isteyen bir başkan, bizim başkanlık sisteminde başkanının yetkileriyle birlikte görevden alınabiliyor. Ve böyle olması da zaten çok acı. Çünkü bu sistem bu şekilde devam ettiği sürece ya en azından bu başkanla devam ettiği sürece her zaman seçim kaygıları, fakirlerin daha fazla fakirleşmesi, zenginlerin daha fazla zenginleşmesi probleminin önünde olacak. Ve enflasyonla da mücadele edilmeyecek. Ve bir takım insanlar da aslında bu Türkiye için daha iyiydi bilmem neydi gibi hikayeler anlatmaya, kulp bulmaya çalışacaklar. Yanlış olan bu işte. Sizi daha fazla fakir yapıyor. Bireysel yatırımcıysanız, böyle zengin değilsiniz. Yanlış olan şey burada bu. Umarım bu anlaşıldı ve Amerika ile Türkiye'yi bu bakımda karşılaştırmamak gerektiğini de öğrenmiş oldunuz. Çok uzun konuştum ama borsa hakkında ve iç piyasa hakkında söyleyecek bir şeyim olmadığı için, söyleyeceğimi söylediğim için bunları sizinle paylaşmak istedim. Merkez Bankası'nın kendi sitesinde yazıyor. Yani mandacı ekonomistler falan değil. Merkez Bankası'nın kendisi bunları anlatıyor. Yurt dışında nedir peki? Oradan da bahsedelim. Uzun oldu biliyorum. Yurt dışında şöyle. 75 bas puan artış ihtimali %86, 100 bas puan artış ihtimali %14. Yani 75 bas puan artacak. Bugün ve bugün sabah ve cuma günü 100 bas puan artış beklentisiyle sert satışlar vardı piyasada. Bugün itibariyle Dow Jones'un yatay olduğunu görüyoruz. S&P'nin yatay olduğunu görüyoruz. Nasdaq'ta, Nasdaq biraz yukarıda, S&P de yatay. Şu an itibariyle bu buralarda artık Fed faiz kararına kadar
bu işler kalacak gibi görünüyor. Altında da 1674'te yataylık var. Aşağıda altın 1661'de, yukarıda 1680 arasında oynamaya devam ediyor. Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Fed'in faiz kararının ne olmasını bekliyoruz? 75 bas puan olmasını bekliyoruz. 100 bas puan olmasını beklemiyoruz. Powell'ın daha da agresif bir konuşma yapıp bundan sonra da 75 bas puan veya 50-50 şeklinde devam etmesi mümkün mü? Mümkün. Böyle bir şey olursa o zaman piyasalarda daha da aşağı gelme ihtimali var. Ama bakın, Amerika'da da resesyon sinyalleri var, geliyor. Enflasyon bir ayda düşük çıkmıştı zaten. İkinci ayda da yüksek çıkmasının sebebi kiralardaki artıştı. O da konut fiyatlarındaki artıştı. Şimdi onlar da artık geriliyor. Konut fiyatları da gerilecek Amerika'da. Çünkü orada da özellikle ipotek faizlerinde çok ciddi bir artış oldu. Yani pandemi öncesinin çok üzerinde artık faizler. Konut fiyatları illaki gerilecek Amerika'da. O zaman kiraların da benzer şekilde artmayacağını düşünürüz. Yani geçmişten gelen bir kira artışı olur ama bir yerden sonra duracaktır o. O zaman Amerika'da enflasyonun düşmemesi için bir sebep kalmadı artık. Benzin fiyatı da düşüyor. Petrol fiyatında da düşüşler var. 91 dolara gelmiş Brent petrol savaşa rağmen. Ben söylüyordum zaten. Amerika düşük petrol istiyor. Biden düşük petrol istiyor. Bunu da yapacak gücü var. Kendi stratejik rezervinden satıyor. Diplomatik gücünü kullanıyor. İkna gücünü kullanıyor. Gerekirse tehdit ediyor. Gerekirse işte havuç veriyor. Neyse, bunu yapabiliyor Amerika. Yapacak da. Bu benzin fiyatını ucuzlatacak ülkesinde. Amaç da Rusya'ya zarar vermek. Kendi ülkesinde enflasyonu düşürmek. Bütün bunlar söz konusuyken daha da agresifleşmenin bir faydası var mı Fed tarafında? Zaten enflasyon düşüşe başlıyor. Başladı. Bir tek kira yüzünden bu iş böyle oldu. O da zaten düşecek. Yani o zaman Fed burada 75 bas puanı arttırıp bundan sonra da biraz izleyeceğim, belki bir 50 puan daha yapacağım, duracağım demesi doğru olur. Yani çünkü diğer enflasyon tipine bir şey yapamıyor o arz kaynaklı şey, ki o da daha aşağı gelecek bu durumda. Yani maliyet enflasyonunda bir şey yapamıyor. Ücretlerin artışını bu şekilde engelleyemez yani. Şimdi 300-325 bas puan aralığına gelecek 75 olunca. Ondan sonra dese ki Powell 50 daha koyacağız. Yani 350-375 bas puan aralığına getireceğiz ve bir bakacağız. 4'ün üzerine çıkartacağız demediği sürece bu şekilde ve ondan sonra bir duracağız dediği zaman piyasa toparlanır. Borsa da toparlanır, yani Dow Jones da toparlanır, altın, gümüş de toparlanır, Bitcoin de toparlanır. Yok, hayır, bizim enflasyon önceliğimiz, biz 4'ün üzerine de çıkartacağız, daha da çıkartmaya devam edeceğiz giyip diyerek kendini böyle Paul Volcker gibi böyle daha da agresifleştirirse faiz artırımında, bu piyasa bir tık daha aşağı gelir maalesef. Öyle olmamasını ümit ederim. Öyle de olmayacağını beklerim Powell tarafından, ama Powell pek kimseyi dinlediği yok ve resesyon tarafına ve buradaki Amerikan ekonomisindeki sıkıntılar karşısında ya evet var öyle şeyler ama biz pek takmıyoruz gibi şekilde cevaplar veriyor. Bu da kötü. Diğer bir mevzu, onu da burada söyleyeyim. Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin büyük bir ihtimalle Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi söz konusu olabilir. Ve belki Kasım ayındaki seçim öncesinde Fed'in o yüzden biraz daha böyle az şahin konuşması istenmiş ve de böyle bir telkinde bulunulmuş olunabilir. Ama bu tamamen spekülatif bir şey yani. Çünkü böyle bir telkinde bulunsa bile son karar Powell'ındır. Yani bunları takmıyorum diyebilir, ama takması piyasalar için, yatırımcılar için iyi olur. İşte bugünlük de bu kadar.